Evet, reklam sonrası Kıbrıs'tan bir konuğumuz var. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Mustafa Ufuk Çelik bizlerle birlikte. Kendisi bakalım bizlere neler anlatacak. Eminim ki keyifli şeyler anlatacak. Hemen dönüyorum kendisine. Hoş geldiniz Kıbrıs'tan. Nasıl Kıbrıs'ta havalar? Kıbrıs'ta havalar çok iyi. Burada da çok nemli ve sıcak. Evet, orada da öyle mi? Orası tabii buraya göre her zaman sıcak. Böyle bir 3-4 derece üzerine koyabiliriz rahatlıkla. Evet, o zaman Allah kolaylık versin diyoruz. Hepimize. Hocam, bu Kıbrıs'tan bahsetmişken Kıbrıs öğrenci için nasıl bir şehir? Kıbrıs öğrenci için nasıl bir ülke? Kıbrıs öğrenci için muhteşem bir ülke. Ama Lefkoşa adına soruyorsanız tabii ki doğru bir tanımlama. Lefkoşa nasıl bir şehir? Çok güzel bir şehir. Üniversite öğrencileri için özellikle. Neden bunu söylüyorum? Çünkü birkaç ayrı yerde daha bahsettim bundan. 450 bin civarında bir nüfustan bahsediyoruz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Bunun neredeyse %10'u civarındaki bir sayı, yani 45 bin üzerindeki bir sayı üniversite öğrencisi nüfuslu. Bu muhteşem bir şey. Yani düşününce... Türkiye için düşünürsek neredeyse 75 milyonluk bir ülkede 7,5 milyon üniversite öğrencisinin olduğunu düşünün. Tabii ki her şey ona göre ayarlanmış. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, özellikle de Lefkoşa'da, iki ayrı üniversitesinin bulunduğu başkentinde Kuzey Kıbrıs'ın, hemen her şey üniversite öğrencisine göre planlanmış. Onun için de üniversite öğrencisi için muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir diyebiliriz. Ne diyorsunuz? Evet, yani tabii mutlaka ki öyle. Havaların sıcak olması da aslında bir nevi, Allah kolaylık versin dedim ama, keyifli bir yanı çok da keyifli. Var tabii yani. Yaz, ada ülkesiniz bir kere. Tabii, kesinlikle. Evet, yani yaklaşık tatile gittiğimiz yere öğrenci arkadaşlarımız orada okuyorlar bizim. Bütün hayatlarını geçiriyorlar, 4-5 yıllarını. Zaten biz zaman zaman tatil için buraya geldiğimizde bize garip bakıyorlar. Nereden geliyor? Kıbrıs'tan. Herkes Kıbrıs'a gidiyor tatil için. Siz niye geliyorsunuz? Evet. Tabii ki yaklaşık 9 ay gibi bir süre öğrenciler için hem akademik çalışmalarının olduğu ama boş zamanlarında da 15 dakika içerisinde denizle buluştukları, yine 15-20 dakika içerisinde sosyal imkanlarının çok yüksek olduğu bir halk kitlesiyle ya da bir şehir silüetiyle buluştukları bir yerden bahsediyoruz. Onun için Kıbrıs'ta öğrenci olmak çok keyifli, gerçekten keyifli. Tabii ki İstanbul çok önemli bir metropol, dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi ama zaman zaman hani başım alıp nereye gitsem diye düşünür ya İstanbul'da da her zaman. İşte o durumlarda aslında Kıbrıs'a gelmek çok önemli ve özellikli. Tabii Kıbrıs'a sadece havası, güneşi, kumu ve havası için gelinmiyor. Tabii ki üniversitemizden bahsetmek lazım sanıyorum. Tabii ben ona girecektim. Biraz kendi üniversitenizden de kısaca bize tanıtırsanız. Çok kısaca bahsedelim.